Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Berdiyev Javohir, sizlar bilan React darslarimizni davom etamiz. Bugungi darsda sizlar bilan kontekstlar haqida gaplashib chiqamiz, ya'ni use context haqida. Ya'ni bunda use contextdagi asosiy bizlar ko'radigan narsa state management, ya'ni statelarni boshqarishni, ya'ni birinchi qadamni boshlaymiz va undan keyin bizlar Redux bilan ham mana shu narsani amalga oshirib ko'ramiz. Ya'ni birinchi qadamimiz, ya'ni bu kontekst orqali bo'ladi. Endi bizlar hozircha function komponentlar bilan ishlaganimiz uchun use context bilan tanishamiz. Demak, boshlag men bu yerdan yangi nodni qo'ldim. Bu yerda yarim start. Keyin menga ortiqcha bo'lgan holatlarni o'chirib tashlayman. Ha, bu ochdi. Ha, bu delete. Buni o'chiramiz. Bu demak header'ga kerak yo'q, faqatgina nima deb yozamiz? Kon yo'q, h1 bilan context. Hop. Keyin abscesses. Hop, abscesses de ham men css holatini taxlab olganman va shu css'dan foydalanishim mumkin. Yani tayyor css holatini yozib oldim. Sizlarga hozircha shart bo'ladimi bo'lmaydimi bilmadim, lekin hozircha ishlatishda qulaylik bo'lishi uchun, ya'ni oldinroqdan css holatini yozib oldim va logo holatimiz kerak emas va bo'ldi. Endi ko'radigan bo'lsak, kontekst. Ya'ni birinchi o'rinda bizlar endi boshladik. Ya'ni kontekstimizda bitta o'rab turuvchi auto element yaratib qo'yib, ya'ni nima deb qo'yamiz? Complete. Ya, component deb qo'yib, component component with use context, ya'ni context yaratish uchun bitta komponent yaratib qo'yamiz va bunga parent deb qo'yamiz. Ya'ni bitta auto element o'zi parent.js. Xo'p, React functional component. Xo'p, mana shu orqali bizlar holatlarimizda yasab ishlab ko'ramiz. Va bunga bitta state yaratamiz. Hozir bu yerda shunchaki bitta button. Ya'ni button, ya'ni add deb qo'yamiz. Ya'ni raqamlarni, qiymatlarni bizlarga oshirib boradigan bitta holatimiz bo'lsin va mana shu holat bilan bizlar o'stirib boramiz. Endi bu yerdan aytamiz. Count set count. Oddiy yozib turamiz. Use state. Voy. Use state qayda olib keldi? Keladi. Xo'p, ovoz yozib turibman, ha bo'ldi. Demak, bu yerga boshlang'ich qiymatni berib qo'yamiz. Boshlang'ich qiymatimiz, ya'ni bizlarga 0. Ya'ni endi bu yerda add bo'lgan paytda countni qiymatini oshirib boramiz. Ya'ni menga h1 bilan h1 ni ochib qo'yamiz. Ya'ni menga count yozamiz. Count. Va har safar mana bu buttonimizga click bo'lgan paytda, ya'ni on click bo'lgan paytda shu onamizni holatini oshirib boraverdik birdaniga. Set count void. Qo'lim qanday moslashmayapti. Count plus 1 va buni bizlar anovga chaqirib qo'yik. Mayda. Chunki
Talent. Hop. Şimdi kuralı gen Yani bizler mana şunday bitta ana holat diye savaldık ve bunu yine nima qilmoqchiman? Men bir nece oğul elementler yaratıp yani bir 4'ten 5 tane elementler yaratıp ben şunu en ahırıgızge şu kıymetli yok ki birincisi ge ahırıgı yok ki ben şu count diyen kıymetli takatmakçı mı? Odatta kendi kılamız yani state'ler orkalı bize şu vakit geçe urgenge ahırıgı orkalı yani meydan bitti mesela için child rendige bitti ahırıgı koymasak ve bunu etsek child1.gs'sek child1.js, child2.js, child3 nasıl olacak? Child4 ve child5'teyiz. Yani bir neyce olsa bize tarqatışka asarlı buluş için. Asarlı olmaz. Yani mesela bize kıymatlı mesela parent child'dan birinci halatıdan ta ahırı geçe yani child 5 ke bir mahçı bu sekte onu da kanaka yazışımız gerek yani react functional component child 1 ve meğerge anasını yazıp class name ne de koyalımız apta vardı ki apta isimsinizde Child var Yani mana şu. Yani mana şu nomlar hozircha qiymatimizda bizlar saqlab turamiz va xuddi shunaqadan child 5 daqiqa bir-biriga holatlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Mana bu class name'da olik. Aytamiz react functional component. Oy, yozilish bitdi. React functional component. Ve class name bu 2 bu child 2 hop keyin 3'ga react functional component 3 bu react functional component alem extension var olsa bitti bitti react functional component ve bu bu bir iş. Demek bu. Yani bizler halatlarımızga umumi halatlar hamasi yazıp aldık. Ben bana bir içige indi bize child çakırıp koyalım. Yani child 1. Ve child 1 oge misal için indik ettik. Child 1 ge child 2 ne? Child 2 ge child 3 de. Bana şu an şu tarzda gitmez. Bunu nümayen çakıramız. Child 2 ne? Bunun child 2 ne? Bunun child 3'tü. Bunun child 4'tü. Bunun child 5'ti canlarımız. Yani bana şu tartıpta. Ve indi kuradigen bu sek. Oy, child 5 de mana. Katta okuyuşu mana. Context degen yozula opta şeyde. Yukarıdaki optamda. Çek. Yukarıda masafanı kayıt ne oluyor ki? Şimdi bir kuruluyla. Display block root width height margin top'tan ya margin top'tan ne geçeyim yok ki hasta işte kit yaptı da şunu ki tamam apke utanız ve apke utkanımızdaki mana bu çayetlerde barchasidagi margin tip bu tursa hozircha bu narsaga uncha chalg'imay turing
Demek bizler kıymatlı mesela bana bundaki old kıymatlı mesela bana bu child birge bir mahçı mı? Yani maksadımız halkça şu. Mesela onu da ne kılalımız? Yani birinci oranında bir yerde parent'te child ki ne kadar bir başım gerek? Yani bir count'ı count degen props yaratıp ve birge mesela şu yukarıda count'ı bir başım gerek bana bunu. Doğru mu? Ve bunu nima qilaman? Child'da bunun içi de daha destruksiya qilib bunu açı olama. Ve bana bir yerde indi ilan qilib qo'yishim mümkün. Mesela biron bir hash bir bilan mı açamandani? Mesela class name box header header mana shu yuqoridan kelayotgan count. İndi kurarken bu bana. Yani bana bu joylaştı. İndi kanalımıza. Bu şu hafta gece kurganımız o değil halat. Doğru mu? İndi bize ki tasarruç için eğitimi. Beşinci halat geçe bana şuna sen bilsek mi ola? Yani indi tasarruç edeyim. Mesela bana bu beşinci çarpı gerek. Bana bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. Onun yakın değil uzatamız. Yani elementke ne bana? Count'u. Onda qanday bo'lardi? Misol uchun bizlar shu vaqtgacha o'rgangan holatimiz hozir mana bunda qanday yozgan bo'lsak hammasiga shunday yozib chiqishimiz kerakda. Mana bu yerga shunday yozamiz. Keyin bu yerdan count'ni olamiz. Keyin mana bu yerga yozamiz. Saqlaymiz. Buni ham mayli yana count'ni olamiz. Yana mayli bir olamiz. Keyin yana bunga ham count olamaz. Juda nima desa bo'ladi? Hozir juda qiynalib ketamiz da. Bunaqa o'tib yurish holatimiz bizlarni qiynab yuboradi. Ya'ni bu yerga ham count olamiz va shuni o'rniga mana shuni tashlab qo'y. Va buni chiqaramiz. Xo'p. Endi ko'radigan bo'lsak, voy, kim? Count aldı gibi buranın altı koyu için bir de. Bu kildi ki count'u ne iki vardı? Destruct sefer aldık 5'ten. Turt'tan halatı 5'ki count sıfatı 1 vardık. 3'ten count sıfatı 4'ge verdik. Tamam, bu birden saklamayın yaşayayım. Ha, bu oldu. Şimdi kuradığım bu sekmene. Yani halatımız iç tartıpta joylaştı. Yani birden top 5 geçe bugün halatımız joylaştı. Lakin bunu kurtturgan lazım cüdün nokla yusun. Yani adaşıp gitti şu zaman mümkün. Yani top 5 geçe borgunca kıymet ne oluyor yaptı? Bitti. İçi de uydu var ya. İki uzun ortada aralaş gerekmez değil mi? Mesela çünkü bunu halat veriş için yok ki bundan halat alışmamız için hazır yani arkaya kadar kayıt pişik gelişimiz gerek. Ve bu bizlerge state'ler böyle işte noqulaylik tug'diradi va bu holat bizlarga yaxshi yechim emas. Mana bunday qo'yib okay. Oy, ne uçuruyorum onu. Oy, bunu arkaya kaytaramız. Ha, tırp tursun. Ve bunu uçuramız. Azıcık kıymetli olmadık. Uçup dışarıdık. Ya, bol. Yani bu usulümüzde yani optimallaştırırken usulümüz var. Yani state'lerde yani bitti provider yasa o. Yani umumi halde tarqatışımız mümkün. Yani bunu nima orqali qilamiz? Biz kontekst orqali qilamiz. Yani kontekst orqali bir ota elementten yasa olamiz. Yani bitti state'de. Ve ichki elementlarga mana shu tartibda ta'minlasak bo'ladi. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Yani birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak? Bu yerda yuqorida yangi bir kontekst e'lon qilishimiz kerak. Ya'ni parentni o'zidan e'lon qilaylik. Bizda chunki childlarga tarqatyapti. Ya'ni tarqaydigan joydan yaratib olsak ham bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bitta count uchun kontekst qo'yamiz. Kontekst. O'zimiz ixtiyoriy beramiz va create
ve context, ya'ni yangi bir context yaratamiz. Va boshlang'ich qiymat 0 ga teng bo'lgan. Ya'ni buni ko'rayotganmiz, React anu min bir nimalardan olib keldi buni. Mana bu React ichidan olib kelsak ham bo'ladi. Hech bir bilmam, balki extensionda biron bir muammo bo'lyaptimi? Balki shundan. Xo'p, va oddiy holatda bizlar mana buni yasab oldik, faqat buni o'rab turuvchi endi nima kerak? Har doim ichkariga elementlarni berib yuborishimiz uchun uni o'rab turadigan ota elementi bor. Ya'ni mana parent. Shu provider sifatida rol o'ynash kerak. Ya'ni bu provider bironta provider bo'lmasa ma'lumotlarni biz jo'nata olmaymiz. Shuning uchun mana bu kontekstdan provider sifatida foydalanamiz, ya'ni yaratib. Ya'ni kontekst nima deymiz endi nimaga? Yozamiz. Pro provider. Ya'ni buni provider va provider qanaqa value ni olib ketadi? Ya'ni value qiymat. Ya'ni value degan qiymati bor. Ya'ni value qanaqa qiymat olib ketadi desak, mana bu count olib ketadi, to'g'rimi? Count tarqatishimiz kerak. Ya'ni qisqa aytaman yana, bitta context yaratamiz va boshlang'ich qiymatini beramiz va provider'ga urib olamiz, ya'ni shu joydan ota elementidan. Xohlasak, anu app ichidanmi yoki index ichidan yaratib ham uni provider'ga urib qo'ysak ham bo'ladi. Xuddi masalan routerlarda bor edi-ku, nima? Browser routerga o'ralib turish kerak edi. Ya'ni bitta provider'ga o'ralib turish kerak. Xuddi shunga o'xshagan tushunchada bo'lsangiz bo'ladi. Endi buni qanday ishlatamiz? Mana bu yerga o'tamiz. Misol uchun bunday ishlatmaymiz endi. Bu ishlatish yo'limiz xato. Va endi nima deymiz? Import context vay birinchi bu yoqdan yaratuvdik hozir maydan birinchi anu holatimizni yaratdik masalan const use kanalda use contextdan foydalanamiz endi use context Bu. Va ichiga nimani solamiz? Boya bizlar yaratib olgan count context solamiz. Va buni faqatgina bizlar bu yerda jo'natib ham olishimiz kerak edi. Va bu yerda bizlarga hozir topolmaydi count context'i. Bu yerdan export. Count context. Ya'ni mana bu count context top kiramiz. Ya'ni yuqorida yaratib olgan count contextimiz orqali ishlashimiz kerak. Xo'p. Bo'ldi. Ya'ni ma'lumotlarimizni shunday qo'yamiz va bular orqali endi umumiy count bilan ishlasak bo'ladi. Mayli count olamiz. Count qiymatini qo'yamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, hop. Value'da xato beryapti yo boya chiqdi count. Bo'ldi mana. Bom. Endi eng qizig'i mana 5-chi masalan 5-chiga o'tamiz mana. 5-chiga o'tamiz mana. Orada mana buni bezovta qilishimiz yoki buni yoki boshqasini bezovta qilishimiz shart emas. Bu yerda ham xuddi shu narsani takrorlaymiz. Ya'ni mayda aytamiz. Count keyin nima deymiz? Use context. Use context. Buni ichiga nimani yozamiz? Count ya'ni provider'dan kelayotgan context ya'ni uni olib kelamiz ya'ni count chunki bu value'ni olib keladi yuqoridagi va buni qiymat sifatida count yozib olamiz errors Nerede hata kaldı? Use context. Count'ı aldık ve burada ise hı.
Use context, count context ve virgül count olan. Export default childish function. Bunda nima muammo bo'lyapti? Hatto birga qanday e'lon qilgan bo'lsak bu ham shundayda. Menimcha kontekstga e'lon qilinishdan menimcha shu kontekstda olib kelayotgan manzilini xato qildi. O'zi use kontekst React olib kelganimiz ma'qul edi. Maydon olib keling. Virgul orqali. Bu qaysidir manzildan olib kelibdi. Demak, bunga veya H1'da qanaqa yozgan bo'lsak, mana shunday olib keling. H5 ga ham. Xo'p, mana. Xo'p. Endi ko'rayotgan bo'lsak mana bu. Ya'ni kontekstni qidiradigan holatini ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bitta kontekst yaratyapmiz va xohlagan joyimizga birdaniga uzatishimiz mumkin. Bu yerda faqatgina countlar emas, har qanday holat. Set holatini jo'natishimiz mumkin yo boshqa holat. Ularni qanday jo'natamiz desam, misol uchun nimalar orqali jo'nataveramiz? Nima? Obyekt orqali obyektga javob value'ga misol uchun hozircha bitta qiymat jo'natdik, masalan value deb count dedik, lekin buni bir necha qiymatlar chiqarishimiz mumkin. Lekin mayda masalan tasavvur uchun aytaman. App'da qilsak bo'lamiz shu narsani, app'ga olib kelsak bo'lamiz. App nima edi? App provider'dan tashqarida, ya'ni buni yani qolgan childlar provider'da ichida, provider qayd edi mana bu yerda. Qolgan childlar shuni ichida e'lon qilinib ketgan, ya'ni child 1, child 2, child 3 ketgan. Lekin bizlar undan tashqarida appda, ya'ni uni ota elementida, ya'ni parent ota elementiku mana shunda chaqirsak nima bo'ladi? Unda ishlasak bo'ladimi desak, bir ko'rsak mana count xuddi shunda yuqoridagidek use state bu nima extension olib kelib beryapti ekan shuni. Provider bo'pti, xudo xohlasa buni olib tashlayman yaqinda. Qandaydir use state deb qo'yamizdir. Use context. Use context'e başlangıç kıymetini count context. Yani bunu okuyacağız. Ve misal için birden şu count'ı nasıl koyalım. Bana 0 degen kıymet geliyor yaptı. Aşağı kalıp tutsanız. Lakin bunlar oy. Bunlar uzgarışı bilen bu uzgarmaydı. Nima uchun o'zgarmaydi? Bu o'g'il element emas, ya'ni provider ichida turgani yo'q. Ya'ni qachonki provider ichida bo'lganlar, ya'ni mana bu context value'ga ulanib provider ichida nima uchun 0 qiymatni oldi desa, bu mana bu state'dan kelayotgan, ya'ni boshida counter yasatganda 0 deb berdik qiymatni boshlang'ichda. Mana shundan olyapti. Qolgan qiymatni bilan ishlay olmaydi. Shuning uchun har doim agar context bilan ishlatganingizda boshlang'ich, ya'ni provider'dan içeride hazırda işlerini unutmayınız. Hazırca başlangıç boyunca, kontekst boyunca derslerimiz bana şundan ibaret. Kulağızı ki yeni derslerden yana bunu tolakalını yana gelişeceğiz. Hemen gelin hemen salamat olasın.